Çeyizhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün almış olduğumuz kıymayı buzlukta nasıl saklarız, nasıl değerlendiririz onu göstereceğim. İlk önce almış olduğum kıymayı şöyle kaç pakete ayarlıyorsam şu şekilde bölüyorum. Daha sonra bölmüş olduğum küçük parçaları poşetlerin içerisine koyacağız. Bölmüş olduğum bir parça kıymamızı şöyle kaşığımla alıyorum. Bir yemeklik olarak poşetimin içerisine koyuyorum ve düzleyeceğim. Gördüğünüz gibi poşetlere ben kendimize göre şöyle birer yemeklik olarak poşetimin içerisine koydum. Şöyle bastırıyorum. Daha sonra bir oklava yardımıyla şöyle güzelce düzlüyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir oklava yardımıyla şöyle güzelce paketimi daha sonra ortadan ikiye şu şekilde katlayıp kapatacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde paketimi güzelce oklavayla düzledim. Şimdi buzdolabına atmadan önce şuradan şöyle güzelce ikiye ayırıyorum kıymamızı. Gördüğünüz gibi şöyle ikiye ayırdım. Daha sonra poşetimizin üst kısmını şöyle kapatıyorum. İkiye katlıyorum. Ben şimdi bunu iki yemeklik olarak yaptım. Bir yemekliği bu tarafında kaldı. Diğer yemekliğimiz de burada kaldı. Dolapta az yer kaplasın diye bu şekilde kıymamızı biraz küçülttük. Şimdi başka bir şeklini göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi kıymamızın daha küçük şekillere bölüp yani çorbalara kullanmak için veya böyle küçük çiğ börekleri yapıp da içine koymak için şöyle küçücük parçalara ayırıyorum. Bunu da böyle değerlendiriyorum. Daha sonra şuradan şöyle güzelce katlıyorum. Bakın şöyle birinci sıra, ikinci sıra aynı akordeon şeklinde katlıyoruz. Şöyle katlıyorum. Böyle de hiç yer kaplamadan 3-4 tane çorbalık ya da yemeklik olarak bunu da ayrı bir yere koyuyoruz dolabımızda. Gördüğünüz gibi böyle tek kullanımlık yaptığımızda da bunu lahmacunlarda, köftelerde değerlendirmek için bunu da buzluğumuza bu şekilde atıyorum. İncecik yaptım ki dolaptan çıkardığımız zaman hemen çözülsün diye. Ben böyle şekillerle attım. Siz hangi şekilde isterseniz öyle yapıp buzluklarınızda değerlendirebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Herkese kolay gelsin. Diğer videolarımda görüşmek üzere.